İmam Ali'nin Müslüman oluş hikayesini hatırlayın. Sadece düşünceyle. Yaş 10. Bakın aranızda 20 yaşından 50 yaşına kadar insanlar var. İmam Ali'nin Müslüman olduğu yaş 10. Efendimiz Aleyhisselam'la Hatice Hanım'ın evine gidip geliyor. Amcaoğlu, amca çocuğu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ali'nin annesi büyüttüğü için kardeş gibiler Peygamberimizle. Arasında 30 yaş var. Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik kaç yaşında geldi? 40 yaşında geldi. Henüz İslam'ı açıktan tebliğ emri yok. Önce en yakın akrabanı uyar ayeti gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Dolayısıyla gizliden gizliye anlatıyor. Çok güvendiği insanlara anlatıyor İslam'ı. İmam Ali Peygamberimizin evinde kalıyorken bir baktı Hatice annemizle Efendimiz Aleyhisselam namaz kılıyor. Namazı bitirdiler. Hazreti Ali dedi ki, ey amcamın oğlu ne yapıyorsunuz? Az önce bir ibadet yaptınız. Bu nedir bana anlatır mısın? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki biz bütün putları reddedip tek olan Allah'a ibadet yapıyoruz. İbadet şeklimiz ise namazdır. Bu İbrahim'in, Nuh'un ve Adem'in ibadet şeklidir. Namaz. Rükû, secde, eğilme. Dedi ki ben, bana bunu öğretir misin? Nasıl yapılacağını öğretir misin dedi İmam Ali. Tabii ki böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bunu bana Cebrail Aleyhisselam öğretti Allah'ın vahiyle. Ben Allah'ın seçtiği son peygamberim. Sana da tek olan Allah'a ibadet etmeyi, başka hiçbir puta tapmamayı ve peygamberliğimi kabul etmeni tavsiye ediyorum ya Ali. İbadet etmeyi öğrenmek istiyorsan hemen şimdi öğretebilirim. Ama bu aramızda sır olarak kalacak, gizleyeceksin. Kimseye anlatmayacaksın. Hazreti Ali dedi ki, amcamın oğlu, ben dedi bunu babamla bir konuşmam lazım. Babama bir sorayım. Bu ibadet şekli nedir? Müslüman olayım mı, olmayayım mı? Babası kim? Ebu Talip Efendimiz Aleyhisselam'ı himaye eden bir zat. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, hayır, sen bunu kimseye anlatma. Eğer bu ibadeti yapacaksan sana öğreteyim, yap ama gizli olarak kalacak. Çünkü Allah'ın henüz bana açıktan tebliğ et emri yok. Eğer birilerine bunu danışacaksan gizle. Hiç kimseye İslam'ın ne olduğunu anlatma. Hazreti Ali söz verdi, evine gitti. Sabaha kadar uyuyamadı. Sağa döndü, sola döndü, tavana baktı. Ertesi gün sabah sabah koşa koşa amcasının oğluna geldi. Efendimiz Aleyhisselam'a. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, övgüler ve selam üstüne olsun. Düşündüm, düşündüm. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı. Ben niye ona ibadet edeceğimi Ebu Talib'e sorayım ki? Allah bana gözleri verirken, kulaklarımı verirken, ruhumu ve aklımı verirken, şu sağlığı, şu hazzı, şu nimetleri verirken Ebu Talib'e sormadı. Ben bana bu kadar nimeti vermiş bir zata ibadet yapacakken niye babamı sorayım ki? Bana ne söylemem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor tarif et. Müslüman olmak istiyorum. Bütün putları reddetmek ve tek olan ilaha, beni yaratan, bana bu nimetleri veren ilaha kulluk yapmak istiyorum. Deyince Muhammed Aleyhisselam şehadeti telkin etti. İmam Ali daha 10 yaşında, o anda Müslüman oldu. O zamana kadar halifemiz birçok şey duyuyordu. Şu put yağmur putudur. Şu tanrımız rızık tanrısıdır. Şu tanrımız aşk tanrısıdır. Bu aşk tanrısı olmasa, buna tapmamış olsaydık, buna kurbanlar vermemiş olsaydık, anneniz ve babanız beraber olamaz, birbirini sevemez, evlenmez ve siz dünyaya gelmezdiniz. Dolayısıyla her putun bir vazifesi var. Bu düşünceler, Mekke müşriklerindeki bu fikirler İmam Ali'nin kulaklarına giriyor. Dinliyor ama bir delil sunamıyorlar. Ortada bir delil yok. Bu delil olmadığı için İmam Ali hayatı boyunca hiçbir puta secde etmemiş bir zat. Daha Müslüman olmadan önce bile. 10 yaşına kadar hiçbir puta secde etmediği için kerramallahu veçhe diye bir tabir kullanılır. Hazreti Ali hakkında. Kerramallahu veçhe. Allah'ın kerim yüzü, temiz yüzü. Hiçbir puta secde etmedi. Yine diğer halifemiz Hazreti Ömer putlara tabi olduğu, secde ettiği vaki midir? Evet vakidir. Ama İmam Ali'nin vaki değildir. Aralarında böyle bir fark var. Dolayısıyla bir delil gerekiyor. Zaten ayetin iniş sebebine baktığımız zaman İmam Razi ayeti açıklarken diyor ki bununla atalarını taklit ettikleri için uluhiyet ve nübüvvet hususunda inandıkları şeylerden müşrikleri nehyetmek murad edilmiştir. Ayet özellikle müşrikler hakkında iniyor. Bazı putları var.
kendi icat ettikleri tanrıları var. Bütün bu tanrılardan onları kurtarmak adına Allahü Teala Hazretleri onları nehyetmek için bu ayeti kerimeyi indiriyor. Senin bunların ilah olduğuna dair elinde bir kanıt yok. Ama sen kafandan ve daha önceki kafalardan, atalarının akıllarından bunların tanrı olduğunu duymuşsun ve bu şekilde tapmaya devam ediyorsun diyor.